Tehlikeli Oyunlar serimizin 4. bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bu bölüme bu karakterle başlıyoruz. Bu karakterde şu anda ne yapacağız? Uzun süreli, saatimiz 7.30, görebiliyorsunuz. Uzun süreli mining toplayıcılığı yapacağız. Neden bunu yapacağım? Hem bunu 20 level yapmam lazım. Hem de Copper Ore ve Iron Ore'lara ihtiyacımız olacak. Ki o da hemen şöyle Craft'a Armor Blacksmithing olacak. Aynen. Şu kısmı Blacksmithing'i 10 level'a kadar şu Iron Plate'i üretme noktasına gelene kadar yapmam lazım. Ki bu Blacksmith'i 10 yaparsam hemen şöyle ne yapıyorum? Leatherworking'de Crest Plate Helmet. Aynen. Şunları üretebiliyorum. Hem Iron Plate hem de Copper Plate lazım. Bu ikisini üretip şu kafalığı da 12 level olduğu için bu üretim yapabiliyorum. Yalnızca bir hide'ımız yok. Tiger Hide biz üretiriz. Bankamızda yeteri kadar Tiger Hide olacaktır. Aynen. Tenor Letter Tiger. Bundan üretiriz. Boar da var zaten. Bundan da üretiriz. O yüzden bize şu anda önemli olan bunlar. O yüzden pazardan çekmektense Copper Ore gene pazardan çekilebilir aslında. 19'en para var. Her türlü çekebiliriz ama 3900'de 1400 tane varmış. Şuraya bakalım. 4800. Aynen. Şunu bile gider alabiliriz. Maksimum 5'em. Hatta gideyim ben bunları alayım ya. O ışınlanırken ben de hemen şunu da söyleyeyim. Gene bu bölümün sonunda çekiliş yapıyoruz. Biliyorsunuz çekiliş için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum yazmak videonun altına. Gene son kısımda bir önceki bölümdeki yorumlardan çekilişi görebilirsiniz. Hemen tekrardan Copper oraya yazalım. 1400 taneyi ver babacım bize. 5M460K. Hiçbir şey aslında baktığınızda. Üretim yapacağımız için çok çok işimize yarayacak bunlar. Zaten ürettiklerimizin hepsini bankada şu kısımda biriktiriyorum. İlerleyen süreçlerde dediğim gibi bakın Copper Plate de var. Iron Ore'ları da 10 seviye yaptıktan sonra Iron Ore'ları da biriktiriyorum. 206 tane de burada var. Bizim kastığımız. O yüzden geçelim toplamaya. Başlayalım. Evet abi bayağı bir toplama yaptık. Ama az önce bir üretim yaptım gene. Bunu 3 level yaptık. Baya baya Copper Plate ürettik. Bununla birlikte sonra Stick de Copper Stick de ürettik. Baya o satın aldıklarımızı da kullandım. Burada neredeydi o? Carpentry. Carpentry'de de baya bir Churchill ürettik. Bu da 8 level oldu. 10 level olacak ama bu şekilde ilerlerse eğer biz bunu 10 level yapmak çok çok uzun sürecek. Cidden yoracak. Arada bir de şey de topladık zaten. Harvesting malzemesi de topladık. Onları da salladık bankaya. Çok zor kasılıyor. Ciddi anlamda çok zor kasılıyor. %15 kastık. Hani başından kalkmadan kasmadım. Mola vere vere, mola vere vere yaptım. Hadi 2 saattir falan kasıyorum desem %15 anca arttırabildim. Yok abi. Bu çok zor 20 olur. Bu bizi bayağı bir zorlayacak. Yani bunun yanı sıra bir de bizim hiç kasmadığımız quarrying'imiz var. Bunu da kasmamız lazım. Biliyorum. Ne olacak? Ama onu bilmiyorum. Evet, hemen burada bir Tiger yakaladık. Bu Tiger'ın üretimini yapmak için de onun da hemen şöyle göstereyim. Leatherworking'de Tiger Height 20 level yapmamız lazım. Tiger için. Şurayı da 20 level yapmamız lazım. Gene bu 20 level olur olmaz değil ama hepsi çok büyük masraf abi. Gerçekten hepsi çok büyük masraf. Yani buraya gelene kadar, duruma getirene kadar upgrade ile kasıp para yatırmasaydık, yani parayı çoğaltmasaydık bu inanılmaz zor. İnanılmaz inanılmaz zordu yani. Şunları da toplayalım. Toplama işine ara vereceğim. Dozer 61 karakterine geçeceğim. Onu da AFK bırakırım bir yere artık. Ha, bu arada Himtek arkadaşımıza da buradan çok çok selam olsun. Bizi bayağıdır takip ediyormuş. Nereye gitsen oraya geliyorum ben de dedi. Eyvallah sağ olsun. Yani ben buraya geldiğim için pişman değilim. O da pişman olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Price karakterimize geçtik. Saat 1.30 oldu gece. Biraz pazara bıraktım. Şöyle Knight Earrings'imizi koymuştum pazara. 33M'den koymuştum. O çekilmiş. Üzerimize bir 33M bir para var. Şurada gördüğüm kadarıyla Brawler's Earring Dorian 4'te 54M'e koymuş arkadaş. Şimdi Oynex'ten bir 12M sipariş verdim. Hemen onu tamamlayıp gidip bunu çekmem lazım. Evet abi paramızı tamamladık. Traveler's Pendant'ı sattık.
16M'den. Zaten pazarda da 19M. Hemen paramızı tamamlayalım dedik. Satılmadıysa, çekilmediyse arkadaş şuradaydı. Hemen koşuyorum arkadaşa doğru. Arkadaş burada. İtem burada mı? Burada. Yapma bak. Sakın çekme onu. Tamam. Biz almış olduk. Güzel. Bir tanesi Cleric, bir tanesi Brawlers olacak. Bu Night Ring'i de satacağız. Buraya da Brawlers Ring koyacağız. Aynen. Bu bizim çıkartmış olduğumuz 2 adet Warrior Imperial'la Rogue Imperial kafalıklar artı 5 yaptım. Artı 6'ya birlikte sallayalım istiyorum. Artı 5 çok para etmiyor yani 20-25M. Totalde ikisi 50M civarı eder ya da etmez diye gördüm pazarda. Ben bunları artı 6'ya sallamak istiyorum. Geçerse geçer, geçmezse de canımız sağ olsun deriz. Yapacak hiçbir şey yok deriz. Şöyle kafalığı artı 6'ya huzurlarınızda gönderdim. Gelir mi? Gelmedi. Tamam olabilir. Rogue Imperial'ı gönderdim. Şöyle çekildim ama alt taraftan göremiyoruz. Ha, şuradan görelim. Güzel. Rogue Imperial kafalık artı 6 oldu. Pazarda artı 6'sı yok. Action House'da var mı? Artı 6'sı 68,9. İyi, güzel. Tertemiz. Kar. Şöyle pazarımızı kuruyoruz. Night Ring'imizi 135M'den. Rogue Imperial kafalığı 68M'den. Bunlar da çer çöp zaten. Totalde satılırsa hepsi 208M, 209, tabii 208M civarında bir para gelecek. Şöyle bırakalım. Zaten üzerimizde hiç para kalmadı. İlla ki bir şeylere satılması lazım. Umarım hepsi satılır. Sabaha görüşürüz. Çok öldük ama ya. Partimiz eksik diye. Tam 10 saniye kala basacağım. 1, 2, 3. Allah'ım ya. Az önce gördüm şuradan. Adam Divine Ring aldı. Bize hiçbir cacık atmıyor. Atmıyor abi. Bu karakterle hiç doğru düzgün bir drop alamadım. Bir tane veya iki tane unique aldım zindanlardan. Başka hiçbir şey alamadım. Leş. Gerçekten leş. Kalepten sonra SC'lerimizin bir 15 dakikası falan vardı. Bir 12 dakikadır buradayım. Şöyle gösterebilirim. Bir adet Golden Snake aldık. Bir tane de az önce Vitality Ring aldı. Yani şu anda bir 5M civarında anında kasmış gibi bir şey olduk. 10 dakika içerisinde. Temiz. Allah bereket versin. Devam ediyorum. Zaten saat 3'te server bakıma girecekmiş. Oyun komple bakıma girecekmiş. Kapanacak yani oyun. 3'e kadar devam edelim burada ya. Yaklaşık 1-1,5 saat solo şeklinde farm atmış oldum. Hem Revenue Harpy hem de Scavenging Harpy'de. Şöyle iki tane nadir takımız var. Bunları parçalayacağız. Bir tane atsa zaten bizi kurtarıyor. 200-300k eksiye satıyorsun. İki tane atsa kar gözüyle bakıyoruz. Kırdırıyoruz. Bir tane atıyor. Bunu da kırdırıyoruz. Bundan da bir tane atıyor. Tamam. İki tane. Allah bereket versin diyebiliriz. Bir tane Golden Shard. Golden Snake. Aynen. Bir tane Sun Shard. Bir tane de Brutal Impaler mi artık her neyse ondan var. Yani biz totalde 1,5 saat içerisinde 5M buradan, 2,5M buradan, totalde 10M gibi bir farm atmış olabiliriz ya. Hani çok da şey yapmayalım. İnce detayına girmeyelim. 10M gibi bir farm atmışız. Hemen şurada gold chest'imizi görüyorsunuz. Akşam 8 CF'sine girdik. Oradan da gold chest'imizi aldık. Bunlar geri gelmiş. Bunları tekrardan üzerimize alıp uygun gidebilecek fiyatlarda case atacağım. Ben de fazlasıyla case atacağım. Gene Action House'a koyarız. Action House'da kalsın. Şöyle bu kastıklarımızı, çıkarttıklarımızı koyalım. Action House'da 120'ye kadar var. Aynen. Ben bunu satılsın abi. Karakterimize bir şeyler alacağız. Takılar dizeceğiz. O yüzden 110M'den hızlı bir şekilde gitmesi için çokça kese atıyorum. Buradan %5 keser. 210M gibi bir şey gelir. Evet abi. Pazara koymuş olduğumuz Vixenler çekilmiş. Şöyle göstereyim. Buradan gitmişler. Buraya 104-104 şeklinde bize gelmişler. Hemen şunların bir parasını üzerimize alalım. 217'den paramız var. Daha satılacak bunlar var işte. Bunlar da satılırsa 3GB'yi geçeriz diye tahmin ediyorum. Şöyle 217'imizi bankaya koyalım. Zaten Brawlers Airing'imizi yapmıştık. Night Ring'imizi satabilirsek bu gece pazara koyar yatarım. Bunu da satabilirsek
Buraya bir tane de Brawlers Ring alacağız. Şöyle 26.500'den bunu çekiyorum. Hemen üzerimizdekini de çıkartıyoruz. Malzemelerimiz tamam. Bir tane de bunu koyduk. Evet abi. Tamam, bunu basarken aşağıda göstermiyormuş. Olabilir. Ne yaptık şimdi? 6 STR bonus veriyordu. 7 STR bonus yapmış olduk. Aslında biz şu anda bunu hızlı bir şekilde artı 2 de yapabiliriz. Hemen bunu çıkartıyorum. Şunlara gidiyorum. Şu iki arkadaşta da 27 M'den varmış. Basma paraları da çok bir para değil. O yüzden hemen şunları alıp Belt of C'mizi artı 2 yapalım bakalım. Şöyle geldik. Gene şunları koyduk. Artı 1 yaptık. Sonra artı 1'leri koyduk. Kaç tane istiyor? Evet, 2 tane istiyor. Tamam, hemen bir tane daha çekelim. Hemen geldik. 8'e çıkıyor. Tamam, gayet güzel abi. Artı 2 de yaptık. Mükemmelsin. 6M800K'da öyle gitti. Güzel. 1 STR, 1 STR, 1 STR'dir. Bayağı saçma bir şey söyledim ama. Ne yaptık şimdi? Hemen şunları basalım. 2493. Yine Traveler'ı yakalayamadık. Amma ve lakin bu şekilde yükselttik mi? Olacak. Olacak. Bence olacak. Şuradaki arkadaşta bir tane Vixen artı 1 var. Bunu çekeceğim. Bunu ufaktan bir upgrade yapacağım. Şöyle no animation yaptık. Artı 2. Artı 3. 4'e yanmaz diye düşünüyorum. Yanmadı. 5'e şurada elini kaldırdı. Yaktık. Evet beyler bayanlar. Belli bir kısımdan sonra artık kendi karakterimize geçmenin de zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu karakterdeki birçok şeyi satmıştık zaten daha öncesinde. Sadece toplama yapıyorduk bu karakterde. Price'ı da bırakmak zorunda kaldık. Sahibi istedi, oynayacağım dedi falan filan derken ondaki itemlerimizi de bozduk. Biraz satış yaptık. Ondan sonrasında kendi karakterimize zaten illaki bir gün dönecektik. Tekrardan dönüş yaptık diyelim. Bundan sonra bu karakteri geliştirmek anlamında ufaktan sıfırdan serisi gibi bir şey yapacağız. Aslına baktığınızda çok tabii ki sıfırdan olmayacak bu. Ama şöyle toplayıcılık kısımlarını göstereyim sizlere. Woodcutting'i 20 level yapmıştık. Mining 17 level oldu olacak. Quarrying'i zaten şimdilik kasmıyoruz. Arkeoloji'yi de kasmıyoruz. Fishing'imiz 26. Bayağı %54 oldu. Harvesting'imiz 27 level oldu. Bu çok çok iyi ilerliyor. Skinning 13 oldu. Herbalizm de 4 seviye. Aslında çok da bir şey yok. Üzerinde 38.8M gibi bir nakit parası var. Şöyle emirlerim kısmında da gene kastıklarımızı vesaire koyduk satışta. Premium'un çok fazla bir süresi kalmadı bu karakterin. 7'si yani 4 gün. Tabii 4 gün içerisinde premium'u bitecek bu karakteri. Derken bugün babamın doğum gününün olduğunu hatırladım. Evet, babamı arayacağım. Ağustos'un 3'ü babamın doğum günü bugün, doğru. Bu karakterle yolumuza devam edeceğiz bir sonraki bölümlerde. Şimdilik bu bölümün sonuna gelmiş olalım ve çekilişimizi yapalım bir önceki bölümün. Şöyle çekilişimizi yaptık. 46 kişi katılmış. Her şey tamamlandı. Otomatik olarak çekilişin son sayfasına yönlendirileceksiniz. Bakalım bir yönlendirsin, onu bir bekleyelim. Şöyle çekilişimizi başlat diyelim. Bakalım kazananlarımız kimmiş. Hemen onları çekerken ben de hemen şuraya yukarıya bana ulaşabileceğiniz mail adresini yazıyorum. İlk kazanan EME'ye Ferhat Şirin keşke bana çıksa demiş ve çıkmış. Yedek talihlimiz de kimmiş? Muhammed. Agam sağlam bir klan bulup bosslara girsen nasıl olur demiş. Bu en sonki aşamadan sonra bu da biraz yalan oldu ama kazanan arkadaşlar bana mailden ulaşabilirler. Kendilerine 100 liralık Oyunex hediye çeki, hediye kodu teslim edeceğim. Bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.